Arkadaşlar selamlar. Bugün size bu minnak şeyin ne kadar işe yaradığını ve ayrıca eğer videomda tüm ayları düşürmeme rağmen hala videom çok parlak diyorsanız bunun size çözümünü göstereceğim. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar tekrardan yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dediğim gibi ND filtre nedir? Yani ND filtre nedir? Bunu anlatacağım. Ve ayrıca videolarım neden parlak benim bu kadar? Bunun çözümünü anlatacağım. Bunun çözümü de tabii ki ND filtre. Bu video arkadaşlar kısım kısım olacak. İsterseniz aşağıdan bakabilirsiniz. Bunları part part ayırdım. Şimdi öncelikle başlamamız gereken kısım benim kamerama uyuyor mu? Hangi ND filtreyi seçmeliyim? Bu da arkadaşlar şu şekilde oluyor. Buraya ara görüntü koyacağım. Lensinize bakmanız gerekiyor. Eğer lensinizde arkadaşlar bir işaret varsa ve onun yanında bir sayı yazıyorsa diyelim bende 52 yazıyor. Benimkisi 52 mm arkadaşlar. Bu işareti vesaire ben size göstermiş olacağım. Buna göre ND filtre seçmemiz gerekiyor. Ayrıca diyelim ki birçok lensiniz var. Bunların da milimetreleri farklı. Diyelim 43, 52, 55, 58. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bu da çok basit arkadaşlar. Bir tane ND filter veya arkadaşlar başka bir filtre alabilirsiniz. Bu 5-6 tane arkadaşlar farklı kamera filtresi var. Hatta daha da fazla ama en çok bilineni 5-6 tane arkadaşlar. Hangi filtre ihtiyacınız varsa ondan bir tane almanız yeterli olacak. Burada şunları ekstra almanız gerekecek. Ring diye bir şey var arkadaşlar. Bunları da ben zaten ara görüntü olarak koyacağım. İki tane ring var. Bir tanesi küçük lens küçükten büyüğe gitmek için, bir tanesi de büyükten küçüğe gitmek için. Küçükten büyüğe gitmek biraz sınırlı ama büyükten küçüğe gitmek sınırsız tabii ki. Burada da şöyle oluyor. Mesela burada benim için söylüyorum. Ben şu anda Kanada'da yaşıyorum arkadaşlar ve büyükten küçüğe gitme filtresi. Bunlara galiba setup ring deniyordu. Tam da emin değilim. Neyse koymuş olurum ben zaten. Burada arkadaşlar hepsi 30 dolara satılıyor. 30 dolara satın alıp istediğiniz filtreyi kullanabiliyorsunuz. Mesela benim lensim 58 mm'dir örneğin ve 45 mm, 52 mm birkaç tane daha lensim vardır. Ve diyelim küçük lensinize takacaksınız onu. Orada arkadaşlar küçük lensten büyük lense doğru bir sürü dediğim gibi aparat var. Onları takıyorsunuz ve diyelim 58 mm vardır sizde. 58 mm'ye gelene kadar bunu takmaya devam ediyorsunuz. 58 mm'de de arkadaşlar normal bildiğiniz lensi takıyorsunuz. Bu şekilde de bunu tek bir lens filtresi alarak çözebilirsiniz. O yüzden genelde büyük bir filtre alın diye önerilir veya direkt hiç istemiyorsunuz. Ben zaten tek lens kullanıyorum diyorsanız direkt lensinize uygun filtre alabilirsiniz. Şimdi gelelim ND filtre nedir? ND filtre arkadaşlar basit olarak ışığı kesmemizi sağlar. Sabah akşam ve ikindiye de katabiliriz. Güneş çok fazla bir ışık kaynağı olduğu için bizim kameralarımız da bizim gördüğümüz gibi görmüyor tabii ki. Ve burada çok fazla içine ışık alıyor. Bunun için de bizim ışığı kesmemiz gerekiyor. Ve bunun için de bu filtreleri kullanabiliyoruz. Aslında buna ışık kesen filtre de diyebilirsiniz. Fakat yani böyle söyleseniz anlaşılır %90 ama birçok kişi böyle demiyor. Birçok kişi ND filtre diyor. ND'nin de açıklamasını şu anda yazarım büyük ihtimal şu alta falan. Bunun da tabii ki aralıkları oluyor. Bunlar da şöyle gidiyor arkadaşlar. ND2, ND4, 8, 16, 32, 64, 128 ve böyle 1000'e kadar gidiyor. Daha fazla da olabilir. Bunları da stop diyoruz ve bunlar da böyle isimlendirilmiş oluyor. Mesela ND2 1 stop oluyor. ND4, 2, ND8, 3, 16, 4 ve 32'de 5 ve sonrasında gidiyor. Benim de şu anda kullandığım mesela 5 stopluk yani ND32 bir filtre. Ayrıca bunların benim bildiğim kadarıyla 3 çeşidi var arkadaşlar. Birisi sabit filtre. Yani mesela ND16 filtre alırsınız ve bu değişmez. Sadece ND16'da kalır. İkincisi arkadaşlar değişkenli filtre yani variable filtre. Bunun da adı variable ND filtre olarak geçiyor. Bu da arkadaşlar değişkenli oluyor. Variable'da zaten değişkenli demek. Yani burada telaffuzum çok iyi olmayabilir kusura bakmayın. Ben de şu an mesela ND2 ve ND32 filtre kullanıyorum. Yani 1-5 stop arası filtre kullanıyorum. Bunun 1-10 stop arası var. Mesela 6-9 var. Bu şekilde gidiyor. Yani bu tabii ki size göre ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Her zaman sabit bir ND filtre çok daha iyi performans verecektir. Tabii ki değişkenli filtrelerin de güzel performans verenleri var. Fakat düzgün bir marka seçmeniz gerekiyor. Bu arada üçüncüyü söylemeyi unutmuşum. Sonradan çekiyorum bunu. Üçüncü de arkadaşlar yarı transparan ND filtre oluyor. Bu da arkadaşlar bildiğiniz yarısı beyaz yani yarısında ND filtre yok. Yarısında da var oluyor. Bunun da mesela üstünü, bu arada bu yuvarlak olmuyor. Kare olanlar vesaire var. Bunları da arkadaşlar özel aparatlarla kareye bir şekilde takıyorsunuz. Her neyse. Bu da arkadaşlar sadece hava için kullanılıyor genel olarak. Yani hava
hava bildiğiniz gibi çok parlak olduğu için havanın maviliğini koruyor. Kara için arkadaşlar zaten genelde çok fazla ND filtreye gerek kalmıyor. Özellikle hava için gerek kalıyor ve arkadaşlar bu şekilde de hava için olan kısmı da çözüyorsunuz. Bu da genelde fotoğrafçılıkta kullanılır. Açıkçası video çekerken çok fazla bunu kullanmazsınız. Eğer dandik ve çok bilinmeyen bir marka alırsanız veya güzel markaların bile dandik ND filtreleri olabiliyor. Yani dandik demeyelim de yani kalitesiz olabiliyor arkadaşlar. Bu da yanlarda vinyet efektine yol açıyor ve renk sapmalarına yol açıyor ve çeşitli problemlere yol açıyor. Ve bunlardan da en kötüsü arkadaşlar X diye bir şey oluyor. Yani videoda bildiğiniz şöyle X oluyor tüm videoda ve bu siyahımsı gibi bir şey oluyor. Yani ND filtre değiştirdiğiniz zaman o şekilde siyahlık oluşabiliyor. Bunun için de gerçekten kaliteli bir şey almanız gerekiyor. İsterseniz almadan önce test edin herhangi bir mağazada veya arkadaşlar yorumlara bakın. Yorumlar gerçekten bu noktada çok önemli olacaktır. Ben de bunu yorumlara bakarak aldım. Ve benimkisi de arkadaşlar K&F diye geçiyor. K&F Concept. Bu arada benimkisi 2-in-1 filtre. Peki bu nedir? Bu arkadaşlar hem ND filtreyi barındırıyor içinde hem de polarize filtreyi. Yani ikisi bir arada gibi düşünebilirsiniz. Bunu zaten Türkçe'ye çevirirsek de bu şekilde oluyor. Polarize filtre de arkadaşlar bazı yansımaları kesiyor ve bazen de havayı daha belirgin bir hale dönüştürebiliyor. İki filtre bir arada oluyor yani. Ve bence bu da çok mantıklı bir şey. Bazen çok pahalı olabiliyor, bazen de uygun fiyatlı olabiliyor. Açıkçası ben bunu uygun fiyata aldığımı düşünüyorum. İki tanesini ayrı ayrı alıp da takabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu bayağı bir karmaşaya sebep oluyor. Yani ikisi bir arada çok daha mantıklı oluyor. Fakat bunlar dediğim gibi biraz pahalı olabiliyor. Bunun da tabii ki güzel bir markasını seçmeniz lazım. Mesela benim şu anda kullandığım herhangi bir X sıkıntısı yapmıyor. Renk sapmasını daha test etmedim ama yani yapıyorsa da çok az olabilir. Ayrıca arkadaşlar köşelerinde herhangi bir vinyet efekti de oluşmuyor şu köşede, yani tüm dört köşede. Bu da arkadaşlar tabii ki güzel bir şey. Mesela ben ayrı ayrı aldım öncelikle ikisini birden ve sonrasında köşelerinde vinyet efekti oluşmaya başladı. Sonra ikisini de iade edip tek bir filtre aldım. Siz de eğer istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Bu arada polarize filtreyi de şu anda bahsetmeyeceğim ama dediğim gibi kısacası havayı belirginleştirir, yani kontrastı azaltır veya arttırır. Bunu sınırsız döngüde döndürebiliyorsunuz veya yansımaları keser veya çok yansıtır. Bunun gibi şeyler yapabilir. Bu ND filtre arkadaşlar diyafram ve shutter'la çok oynamak istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Özellikle diyafram ve shutter'ı çok fazla düşürdüğünüz zaman ancak bir çekim yapabiliyorsunuz dışarıda ND filtre olmadan. Ve bu da tabii ki görüntünün sinematik efektini bozuyor. Ve bu da çok da güzel olmuyor açıkçası. Hatta şimdi de size diyafram ve shutter'ı düşüreceğim ve ND filtremi de çıkaracağım. Ve yani ND filtrem olmasa nasıl en iyi görüntü alabilirim bunu göstereceğim. Arkadaşlar şu anda birkaç ayar yapmaya çalıştım ve ayarlar bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Burada hem shutter'ımı yükselttim hem de arkadaşlar diyaframımı yükselttim. Yani arka plan bulanıklığım çok fazla kaldığını söyleyemem. Daha demin 3.5 diyaframla kullanıyordum bunu. Bu arada shutter'ı da bilmiyorsanız yani buna Türkçe'de enstantane de denebiliyor. Enstantane için de şunu söyleyebilirim. Bunu ne kadar düşürürseniz arkadaşlar bulanıklık artar ve ne kadar yüksek yükseltirseniz de bulanıklık azalır. Hareket bulanıklığı bu arada. Yani bu bir nevi kameranın oynatırken hızı gibi düşünebilirsiniz. Önerilen değer arkadaşlar FPS'inizin 2 katı. Mesela 30 FPS video çekiyorsanız bu 60 oluyor. 120 FPS video çekiyorsanız bunu 240 yapabilirsiniz. Bu şekilde değişiyor. Mesela 60 FPS çekiyorsanız da 120 shutter yapabilirsiniz. En mantıklı, en ideal olan bu oluyor. Yani insan gözünün en çok alıştığı değer budur. Tabii ki bu değer oynanamaz diye bir şey yok. Fakat insan gözünün dediğim gibi en alıştığı değer budur. Yani bunları değiştirmeniz gerekiyor. Eğer ND filtresiz bir çekim yapıyorsanız ayrıca dediğim gibi şu anda ND filtre kadar da güzel bir çekim olmuyor bence. Arka plan bulanıklığım gitti, tüm sinematik olay gitti diyebiliriz. Bu filtre arkadaşlar genelde video çekerken, sonrasında uzun pozlama çekerken kullanılabilir. Uzun pozlama bu arada fotoğraf tekniği. Burada da shutter çok büyüdüğü için bu şekilde ND filtre kullanmamız gerekiyor. Bir arkadaşlar yani sokak fotoğrafçılığı yaparken de kullanabilirsiniz açıkçası. Yani kullanamazsınız diye bir kaide yok açıkçası. Arkadaşlar videomuz kısacası bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar gerçekten bu videolar için bayağı bir uğraşıyorum. Burası yaklaşık 3 kilometre
kilometre geliyorum. Bunu tabii ki bisikletle yapıyorum. Sonrasında bu setup'ı kurmak vesaire. Bu arada yatırım da yapıyorum. Mesela daha demin, yani pardon, daha geçen günlerde bir tripod aldım. Dışarı için gayet kaliteli bir tripod. Sonrasında mikrofonlar, lensler vesaire vesaire. Bunlar tabii ki çok masraflı işler. Lütfen arkadaşlar, eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca eğer video fikirleriniz varsa da aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere.